Merhaba canım takipçilerim hepiniz hoş geldiniz ve yine bir başka videoda birlikteyiz. Balık burcu, Balık burcunu 2022 yılında neler bekliyor? Lütfen yalnız bütün balık burçları hepiniz lütfen YouTube kanalıma abone olun. Beğenin, bir şeyler yapın, yorum bırakın. Hepinizden çok rica ediyorum. Katıl bölümünde de Jüpiter seviyesi 350 liralık çok güzel bir paket var. 6 saatlik içinde Sözcüklerin Gücü eğitimi, başka videolar aynı zamanda ayda bir yeni ay döneminde e, enerji çalışması yeni ay meditasyonu toplu enerji çalışması yapıyoruz ve o ay katıldığınız zaman e, bir kere sorularınızı cevaplıyoruz. Özel bir soru cevaplama yapıyoruz ve bunun yanında da yazdıklarınız ön sırada çıkıyor. Kendinize ait emojileriniz oluyor. Bilgisayardan girerseniz katıl bölümüne özellikle göreceksiniz. Şimdi Balık burcunu 2022 yılında neler bekliyor? Evet. <laughs> Pardon. Şimdi 2022 yılında balık burcu için bir kere şunu söyleyebilirim. Kesinlikle ve kesinlikle çok şifalandırıcı. Çok mutlu olacağınız, çok rahat edeceğiniz, çok güzel şeyler yaşayacağınız bir yıl olacak. Ve sizi tek anlamlı, tek kelimenin tam anlamıyla çok olumlu, çok pozitif yönde etkileyecek diyebilirim. Şimdi ilk başta e, bu sene sizin için yani daha geçtiğimiz dönem 2020'nin Eylül'ünden Eylül sonundan 2022'nin Mart'ın sonuna kadar olan dönemde e, siz daha çok eve yönlendiren kendi içine yönlendiren işle ilgili enerjiniz çok fazla işte olmadığı işle ilgili değişiklik de verebilen bir dönemin içinden geçtiğinizi gösteriyor ama daha çok evde olmak istediğiniz ya da enerjinizi daha çok eve yönlendiren bir dönem. Şimdi bunun etkisi açıkçası 2022'nin Mart'ın sonunda bitiyor artık. 2020'nin Eylül sonundan beri bu etkiyi yaşıyorsunuz. Yani siz daha çok eve, kendi içinize özellikle yönlendiriyor ya da bir şekilde kendiniz evdesiniz. Onu da kendiniz evde buluyorsunuz. İşle ilgili enerjiniz düşük. Ya da iş yerinde bazı istemediğiniz şeyler var. Tam olarak enerjiniz orayla ilgili mutlu değilsiniz. Bir değişim, bir dönüşüm var vesaire. Şimdi bu süreç bitiyor. 2022'nin Mart sonuyla artık burada bir e, rahatlama yaşayacaksınız. Orada bir şeyler olsa bile artık sizi etkilemeyecek. Ve içiniz rahat edecek, rahat olacaksınız. 2022'nin Mart'ından sonra 2023'ün aralığına kadar olan dönemde sizi daha çok ailevi bazı konular, eğitimler, seminerler, kurslar, seyahatler Teknolojik konular, kardeşiniz varsa kardeşiniz gibi, özellikle daha çok bu konularla ilgili e, size daha çok bu konulara yönlendirecek, daha çok bu konularla ilgileneceğiniz bir sürecin içinden geçeceksiniz. Tabi burada bir taraftan ilişkiler konusunda kendi içine alır, ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi balık burcunun birinci evindeki Jüpiter'in etkisi, e, 2021'in ...aralığının 13'ünde aslında orada e, başlıyor şimdi ocağın başında Merkür'ün ve aynı zamanda Venüs'ün ters dönüşleri var. özellikle Ocak ayında. Şubat'ın 20'sinde bitiyor. Tam olarak rahatlaması Şubat'ın 20'sinden sonra Jüpiter'de zaten birinci evde çok pozitif bir etki verecek. Belki Ocak ayında da hissedebilirsiniz bunu. Rahatlık, mutluluk, daha bir huzur. Burada özellikle 2000 <coughs> pardon 2022'nin Şubatının ee, Şubat'ın 20'sinden sonra e, 2022'nin Şubat'ının 20'sinden sonra e, Nisan'ın 15'ine kadar yani 2022 Şubat 20 ile Nisan 15'i arasında Jüpiter birinci evimizde hiçbir gezegenin ters dönüşü olmadan müthiş pozitif bir etki yaratıyor. Bu sırada da Mart'ın 14'ü e, Mart'ın 14'ü ile Nisan'ın 14 arasında oraya Venüs giriyor aynı anda e, hemen şuradan bakıyorum buraya not etmiştim Çünkü çok çok önemli Venüs giriyor Mars girecek e, ve müthiş şekilde pozitif bir e, etki verecek e, onu da çok net e, açık bir şekilde söyleyebilirim e, hemen şimdi burada bu, bunlar çok önemli. Evet. 2022'nin e, Nisan'ının Nisan ayının hemen e, birinde e, özellikle orada Venüs'te giriyor <laughs> ve buluşuyorlar. Hemen 14 Nisan'la 14 Mart'la e, 14-15 e, Nisan arası çok güçlü bir etki var. Bu mutluluk verir. İlişki hayatına rahatlık verir. Çocuklarla ilgili pozitif etki verir. Genel hayatta şifa verir. E, kendini çok daha iyi hissetmeyi ortaya çıkartır. Özellikle Nisan'ın birinde Venüs'te giriyor. Venüs ve Jüpiter'in birleşmesi de bolluk, bereket, refah, aşk, sevgi, güzel etkilerdir. Sonra da 11'inde, 11 Nisan'da Jüpiter, Venüs, Mars. Üçü birden birleşiyor. Eee Burada da özellikle yani çok pozitif bir yoga oluyor. Çok pozitif bir birleşim oluyor. Bu birleşim bu etki yaklaşık 6 ay boyunca yani 11 Nisan'dan itibaren 6 ay boyunca bunun etkisini yaşayacaksınız. Özellikle 11-12 Nisan tarihlerine dikkat edin. Sizin için çok pozitif bir etki var orada. Özellikle yeni bir şey yapmak, yeni bir şeyle ilgili şey yapmak istiyorsunuz. Bu dönemde düşünebilirsiniz ama 28 Nisan aslında en iyisi. Biliyorsunuz ben hep böyle iyi tarihler veriyorum ama e, ve dediklerim çıkıyor. Çok insana çok faydalanıyor. 28 Nisan 2022 saat 13.10 13 13.20 arası çok iyi ama farklı ülkeler ve şehirler için farklı saatler vereceğim ve öncesinde sonrasına neler yapmanız gerekiyor hepsini anlatacağım. Bununla ilgili de özellikle video e, paylaşacağım. E, şöyle bir şey var. Şimdi 11 Nisan 15 Nisan arasında burada da birinci evimizde. Yani Özetle şunu söyleyebilirim. Zaten aslında Aralık ayında sizin için başladı Aralık'ın 13'ünden sonra 2021. Şimdi Nisan ayında 2022'de e, önümüzdeki dönemde de Ocak, Şubat, Mart, Nisan müthiş şifalanacağınız, sizi çok olumlu için bir süreçte geçeceksiniz. Ama eğer ki ay burcunuz kovadaysa, oğlaktaysa e, veya ay burcunuz mesela balıktaysa sadı satidesiniz demektir. O zaman bu etkiyi daha düşük bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bunu bir kere her şeyden önce söyleyelim. Veya güneş burcunuz, yükselen burcunuz kovadaysa... ...o zaman yine bu etkiyi daha düşük bir şekilde yaşayabilirsiniz. Veya kova burcunun mesela karşısındaki burç hangisi? Aslan burcu. Eğer ki ay burcunuz aslansa... ...yine bu etkiyi daha düşük bir şekilde yaşarsınız. Ya da <laughs> dönem olarak, daşı olarak... E, Haritanızı iyi durumda olmayan bir gezegenin daşasına yani dönemine girdiyseniz işte onu da şimdi bilmek için astroloji haritanıza bakmak lazım e, işte satürn dönemine ketu dönemine ama herkes için kötü değil onlar da tabi e, eğer zorlayıcı bir döneme girdiyseniz gezegensiz olarak yine yaşamayabilirsiniz şimdi e, o yüzden burada girdiğiniz zaman eğer ki zaten böyle pozitif bir etki ortaya çıkarsa bilin ki aynı anda kötü bir dönemde değilsiniz ve pozitif etki ortaya çıkıyor kötü bir dönemdeyseniz de o zaman ne yapmanız lazım? Çok iyilik yapmanız lazım. Çok düzenli, ritmik olarak iyilik yapmanız lazım. Salı e, satı nedir videom var, onu seyredin ve bütün videolarımda da genel olarak anlatıyorum. E, bunları özellikle yapmanızı e, çok tavsiye ederim. Benim düşünen her şey kitabım, uğraşın nerede kitabım, bu tarz özel kitap durumunu okuyun. Şimdi önümüzdeki dönemde yeni bir kitabım daha çıkacak şimdi buradaki bu pozitif etkinin arkasından şunu söylemek istiyorum. Satürn bir kere 12. evinizde. 2023 Ocak ayına kadar. Çok güzel. İnanılmaz güzel bir şey. Yani Satürn 3, 6, 8, 12. evde. Özellikle 12. evde çok rahattır. E, düşmanlarınız kaybeder. Sizi çok rahatlatır. Çok pozitif ve çok olumlu etkiler verir. Kesinlikle çok güzeldir. Çok iyidir. Yani bunu çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Ee, şimdi 2022'nin Nisan sonuyla e, 2023'ün Nisan'ı arasında e, Jüpiter para evinizden geçecek. Bu ne demek? Para gelecek kasanız parayla dolacak demektir. Ama 2022'nin şimdi Nisan'ında Jüpiter giriyor. Temmuz'un sonuna kadar kalıyor. Temmuz sonunda ters dönmeye başlıyor. 2022 Kasım sonuna kadar. Kasım sonunda tekrar düz dönüyor. 2023 Nisan'a kadar. Bu ne demek? Benim tecrübem Jüpiter bir eve girdiği zaman ilk başta düz dönüyor sonra ters dönüp tekrar düz dönecekse o ikinci düz dönüşünde asıl pozitif etki veriyor. Yani 2022'nin Nisan'ından Nisan sonundan 2023'ün Temmuz sonuna kadar olan dönemde pozitif etkiler verebilir. Çok olumlu etkiler verebilir. Tamam verebilir diyorum bak %100 demiyorum. Ama sonra Temmuz sonuyla Kasım sonu arasında böyle bir duraklama dönemi olabilir. Bir farkındalık bir şeylere bakma çözme. 2022'nin Kasım sonu ile 2023'ün Nisan arasında çok büyük finansal olarak çok mutlu olacağınız, rahat edeceğiniz çok olumlu, çok pozitif yönde kazançlar da verir, verebilir. bunda e, net somut bir şekilde özellikle söyleyelim. Para konusuyla ilgili balık burçları çok mutlu olacak. Tabi sadece para değil vücudunuzdaki bütün delikler, cinsel e, bölgeler, e, aynı zamanda cinsel hayatınız, ee, konuşma, iletişim, erken çocukluk dönemi e, ondan sonra bütün bu konularla pozitif yönde etkiler ama en çok para. Tamamdır Beyza. E, en çok para. E, kesinlikle çok güzel, çok iyi. E, şunu söyleyeceğim. Bol iyilik yapın. 2022 yılında eğer balık burçları için bakacak olursak eğer zaten genel bütün burçları da hep söylediğim. 2022 yılında Ocak'ta gezegenler ters dönüyor. Şubat'ın 20'sinden sonra düştürülüyor. Şubat'ın 20'sinden sonra Mart, Nisan, İyem, Mayıs'ta Mark'ın ters dönüşü var. Haziran'ın başı iyi değil, ortası iyi değil. Sonu 22'siyle sonuyla Temmuz'un başı arası çok iyi. Çünkü Venüs kendilerinde, Jüpiter kendilerinde Satürn ters dönüyor. Ama Temmuz'un sonunda Jüpiter ters dönünce Jüpiter en falan en pozitif yönde etkilen gezegen olduğu için Jüpiter ben ters dönerken iyi bir konuda değilken yeni bir şey başlamayı sevmiyorum. Ee, Kasım sonunda düzeliyor ama Kasım sonunda da bu sefer aralar girdiğimiz zaman Mars'ın ters şu var. Onun bitmesi de 2023'ün Ocağın sonu 2023 Oca Ocak sonu zaten Satürn'e değiştiriyor o da ayrı bir olay. Ee, gibi şekli devam ediyoruz. Yani e, sizin burada özellikle iyi dönemleriniz, yani yeni başlangıç yapmak için 2022'nin şubatının 20'si ile nisanın sonu arası ve 2022'nin temmuzunun e, haziranın sonuyla temmuzunun başı arası. Evet. Yani buralarda özellikle yeni bir başlangıç yeni bir şeyler yapacaksanız çok önemli bir organizasyonunuz, planınız, programınız, seyahatiniz, ırınız ırınız bir şeyiniz varsa. Bu tarihlere koymanızı özellikle tercih etmenizi öneriyorum. Ama en iyi yeni başlangıç yapacak, şirket kurulacak, evlenecek vesaire vesaire tarih 28 Nisan 2022 saat 13.10-13.20 arasında. Ama bununla ilgili ayrıntıları, ülke ülke şey, şey, tarihlerini, saatlerini, ne yapmanız, ne yapmamanız, öncesinde nerede, ne yapmanız gerekiyor hepsini anlatacağım. Evet canım takipçim hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Siz seven bir can. Hoşçakalın.